Arkadaşlar merhaba. Kadraj Matematik Soru Bankamızın kareköklü ifadeler konusunun dördüncü testinin çözümleriyle beraberiz. İkinci sorumuza başlayalım. Bir okuldaki yan köşesinde bulunan eş büyüklükteki kovalar, yükseklikleri kovaların yüksekliğinde eşit olan eş basamaklara yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. Şekil 1'de A harfinin yazılı olduğu kova, Y harfinin yazılı olduğu kovanın içine bırakılınca, oluşan şeklin en üst noktasının yer olan en kısa uzaklığı 15 kök 5 santimetre oluyor. Buna göre şekil 2'deki Y harfinin yazılı olduğu kovanın en üst noktasının yere olan en kısa uzaklığı kaç santimetredir? Bir kovanın yüksekliği kök 720 yani 144 çarpı 5'ten 12 kök 5 olarak bulunur. İki tane kova iç içe konulunca yükseklik 15 kök 5 oluyormuş. Normalde bir tanesinin yüksekliği 12 kök 5'ti. O zaman oluşan bir çıkıntının uzunluğu 15 kök 5'ten 12 kök 5'i çıkardığımızda bir çıkıntı 3 kök 5 santimetre oluyor. 6 tane kova iç içe konulursa 5 tane çıkıntı oluşur. Bu 5 çıkıntının uzunluğu 5 çarpı 3 kök 5'ten 15 kök 5 santimetre olarak bulunur. Bir kovanın yüksekliği 12 kök 5 2 tane de basamak var. Basamakların yüksekliği kovaların yüksekliğini eşitti. Dolayısıyla 2 tane 12 kök 5 24 kök 5'te basamaklardan gelecek topladığımızda 51 kök 5 santimetre olarak bulunur. Yani cevap ikinci sorumuza devam edelim. Başlangıç noktasına başlayarak Güney Selim Bey attığı adım sayısı toplamı tam kare olduğunda telefonun alarmı çalmaktadır. Her adım 20 cm olan Selim Bey bitiş noktasına geldiğinde durmadan başlangıç noktasına geri dönüyor. Yol boyunca Selim Bey'in başlangıç noktasına uzaklığının zamanla bağlı içinde gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Verilenlere göre Selim Bey'in bitiş noktasına döndükten sonra telefonun çaldığı ilk alarmda başlangıç noktasına uzaklığı kaç santimetredir? Burada baktığımızda her adım 20 cm olduğuna göre birinci alarm burada. 80 cm'ye geldiğinde 4 adım atacak. ikinci alarm burada. 180 santimetre geldiğinde 9 adım atacak. 3. alarm burada çalacak. Bu şekilde devam ediyor. Yolun sonuna geldiğinde 2980 santimetre ilerlemiş oluyor. 2980'i 20'ye böldüğümüzde 149 adım atarak yolun sonuna gelmiş oluyor. Tekrar geriye döndüğünde 149'a en yakın olan tam kare sayı 169. 169. adım attığında alarm çalacak. 169'dan 149'u çıkardığımızda 20 adım atması gerekiyor başlangıç noktasına doğru. Her bir adım 20 cm olduğu için 20 x 20'den 400 cm başlangıç noktasına yaklaşıyor. 2980 cm'den 400 cm yaklaşırsa 2580 cm kalmış oluyor. Yani cevap C. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Yukarıda bir miktar bilye Ali'ye kök A tane, Seher'e kök B tane ve Eyüp'e kök C tane olarak dağıtılmıştır. Üç arkadaş aldıkları bilyeleri herkese en fazla sayıda bilye düşecek şekilde kendileri de dahil okla belirtilen kişilere eşit bir şekilde paylaştırıyor. Herkese düşen bilye miktarı altlarına yazıldığı gibidir. Paylaşma işleminden sonra Ali ve Seher'de bir miktar fazladan bilye kalmış, Eyüp'te ise fazladan bilye kalmamıştır. Buna göre A artı B artı C'nin en büyük değeri kaçtır? Ali kendisi de dahil olmak üzere 4 kişiye bilye dağıtıyor. Dolayısıyla bilye sayısı 4'ün bir katı olmalı. Kendisine de 2 bilye verdiği için toplam dağıttığı bilye sayısı 8 tane. Elinde fazladan bilye kaldığı için dağıttığı bilye sayısı 8'den büyük olmalı ama 4'ün katı olmamalı. 8'den büyük olan ve 4'ün katı olmayan en büyük sayı 11'dir. Dolayısıyla Ali'nin 11 tane bilyesi var. 11'i kökün içine aldığımızda karekök 121 olur. Yani A 121'e eşittir. Seher kendisiyle birlikte toplam 2 kişiye bilye dağıtıyor. Dolayısıyla bilye sayısı 2'nin bir katı olmak zorunda. 3 bilye de kendisine dağıttığı için toplam 6 tane bilye dağıtmış. Dağıttığı bilye sayısı 6'dan büyük olmak zorunda çünkü elinde bilye kalmış. 6'dan büyük olan ve 2'nin katı olmayan en küçük sayı 7'dir. Yani 7 tane bilyesi var. 7'yi kökün içine aldığımızda kök 49 yani B de 49'a eşit. Eyüp kendisi de dahil olmak üzere 3 kişiye bilye dağıtmış. Yani dağıttığı bilye sayısı 3'ün bir katı olmak zorunda. Elinde bilye kalmadığı için toplam 3 tane bilyesi vardır. 3'ü kökün içine aldığımızda kare kök 9 olur. A 121 B 49 C 9 topladığımızda 179 olarak buluruz. Yani cevap D. Dördüncü sorumuza devam edelim. Yukarıda bir yüz maskesi yapılışı verilmiştir. Buna göre başlangıçta kullanılan dikdörtgen şeklindeki pamuklu kumaşın çevre uzunluğunun yaklaşık değeri kaç santimetredir? Maskenin kullanıma hazır halinin bu kenarının uzunluğu kök 5 santimetre ise bu uzunlukta kök 5 santimetredir. Bu dikdörtgenden 3 tane birbirine eş dikdörtgen var. Her birinin kısa kenarı kök 5 ise bu kenarın uzunluğu 3 kök 5 cm olarak bulunur. Dolayısıyla şu uzunlukta 3 kök 5'tir. Tam ortadan katlandığı için şu kenar uzunluğu da 3 kök 5'e eşit olmalıdır. Dolayısıyla dikdörtgen şeklindeki pamuklu kumaşın uzun kenar uzunluğu 6 kök 5 santimetre olarak bulunur. Bu kenar kök 20, 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 olarak yazılır. Yani şu uzunlukta 2 kök 5'e eşittir. Bu kenar ve bu kenar çakışacak şekilde üst üste gelmeden ortaya doğru katlandığı için katlanan uzunlukların toplamı da 2 kök 5'e eşit olmak zorunda. Dolayısıyla katlanmadan önceki halindeki uzunluk 2 kök 5'in 2 katı yani 4 kök 5 santimetredir. Burası 4 kök 5 ise aynı şekilde burası da 4 kök 5. Burası da 4 kök 5'tir. Yani dikdörtgen şeklindeki pamuklu kumaşın kısa kenar uzunluğu 4 kök 5 santimetredir. Çevresini bulmak için 2 kere 4 kök 5 artı 6 kök 5'ten 4, 6 daha 10 kök 5. 2 ile çarptığımızda 20 kök 5 santimetre çevre uzunluğudur. Kök 5'in yerine 2 tam onda 2 yazdığımızda 20 çarpı 2 tam onda 2'den 44 santimetre yaklaşık değeridir. Yani cevap A. 5. sorumuza devam edelim. Şekil 1'de bezden yapılmış bir elbise dolabının ön yüzü gösterilmiştir. Bu dolabın kapakları fermuarlarla sağa sola ve yukarı aşağı alacak şekilde açılıyor. A, B ve C bölmelerinden her birinin alanı tam kare sayıya eşittir. A bölmesinin alanı en küçük, B ve C bölmelerinin alanları ise birbirine eşittir. Fermuar sola ve aşağıya eşit miktarda açıldığında dolap şekil 2'deki görünümünü alıyor. Buna göre dolabın yüksekliği en çok kaç desimetredir? Fermuar sola ve aşağıya eşit miktarda açıldığı için bu kenar uzunluğuna x dersek bu kenar uzunluğu da x'tir. Burası x ise karşısı da x'tir. Burası x ise karşısı da x'tir. Dolayısıyla buradaki şekil bir kare olarak bulunur. Buranın alanı 18 desimetre kare ise buradaki üçgenin alanı da 18 desimetre karedir. 18, 18 daha buradaki karenin alanı 36 desimetre kare olarak bulunur. Karenin alanı 36 desimetre kare ise bir kenar uzunluğu kök 36'dan 6 desimetreye eşittir. Yani x'i 6 desimetre olarak buluruz. Bu kenar uzunluğu da 6 desimetreye eşittir. Yani bu kenar uzunluğu da 6 artı 6'dan 12 desimetre olarak bulunur. 18, 18 ve 13'ü topladığımızda bu dikdörtgenin alanı 49 desimetre kare ise C bölmesinin alanı da 49 desimetre karedir. Dikdörtgenin alanı 49 desimetre kare, kısa kenar uzunluğu 6 desimetre ise bu kenar uzunluğu bulmak için alanı kısa kenara böleriz. Yani bu kenarın uzunluğu 49 bölü 6 desimetre olarak bulunur. A bölmesinin alanı 49'dan küçük bir tam kare sayıdır. Alabileceği en büyük değer de 36 desimetre karedir. Alanı 36, bir kenar uzunluğu 12 desimetre ise bu kenarı bulmak için 36'yı 12'ye böleriz. 3 desimetre olarak bulunur. Dolabın yüksekliğini bulmak için 49 bölü 6 ile 3 toplarız. 6 kere 3, 18, 49 daha eklediğimizde 67 bölü 6 desimetre olarak dolabın yüksekliği bulunur. Yani cevap A. Altıncı sorumuzda devam edelim. K, L ve M kütleleri eşit kollu teraziye yerleştirilince teraziler aşağıdaki konuma gelmiştir. Buna göre K, L ve M kütleleri kilogram cinsinden hangisi olabilir? Birinci teraziye baktığımızda K'nin ağırlığı L'nin ağırlığından küçük olur. İkinci teraziye baktığımızda M'nin ağırlığı K'nin ağırlığından büyük olur. A şıkkında K kök 80 L 8 8'i kökün içine aldığımızda kök 64'tür. Kök 80 kök 64'ten küçük değil. Çünkü K'nin L'den küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. K kök 100 L 12. 12'yi kökün içine aldığımızda karekök 144. K L'den küçük. 5 Beş kök 5'te 5'i kökün içine aldığımızda 25 çarpı 5'ten karekök 125 olur. M'nin K'den büyük olması gerekiyor. Kök 125 kök 100'den büyüktür. 2 eşitsizliği de sağladığı için cevap B. Yedinci sorumuzla devam edelim. Yukarıda 1'den 15'e kadar numaralandırmış toplara beyaz top ile atışlar yapılıyor. Bu atışlar sonucunda toplar 1'den 4'e kadar numaralandırılmış deliklere aşağıdaki kurallara göre atılmıştır. Topun üzerindeki sayı tam kare sayı ise top kare köküne eşit numaralı deliğe atılmıştır. Topun üzerindeki sayı tam kare sayı değil ise top kare en yakın numaralı deliğe atılmıştır. Oyunun sonunda beyaz top herhangi bir deliğe girmemiştir. Buna göre kaç numaralı deliğe en fazla top girmiştir? 1 numaralı deliğe kare kökü 1 ve 1'e yakın olan toplar atılmıştır. 2 numaralı deliğe karekökü 2 ve 2'ye yakın olan toplar atılmıştır. 3 numaralı deliğe karekökü 3 ve 3'e yakın olan toplar atılmıştır. 4 numaralı deliğe de karekökü 4 ve 4'e yakın olan toplar atılmıştır. 1'den 15'e kadar olan toplarda tam kare olanları bulduğumuzda 1 4 9 16 numaralı top yok. En son 15'te bitiyor. 4 ile 1 numaralı top arasında 2 tane top var. Bunun bir tanesinin karekökü 1'e yakın, bir tanesinin karekökü de 2'ye yakın. 9 ile 4'ün arasında 4 tane top var. Bunun iki tanesinin kare kökü 2 yakın, iki tanesinin karekökü 2'ye yakın, 2 tanesinin karekökü de 3'e yakın. 16'dan 9'u çıkardığımızda arada 6 tane top var. Bunun üç tanesinin karekökü 4'e yakın, Üç tanesinin karekökü 3'e yakın. Bir numaralı deliğe bir de 1 numaralı top girerse iki tane top, 2 numaralı deliğe bir de 4 numaralı top girerse toplam 4 tane top. 3 numaralı deliğe bir de 9 numaralı topla beraber toplam Altı tane top. 4 numaralı deliğe ise 3 tane top girdiğine göre en fazla top 3 numaralı deliğe girmiştir. Yani cevap C. 8. ve son sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki telefonda bir okulun WhatsApp grubunda 4 günlük kurban bayramı boyunca 35 mesaj gelmiştir. Tabloda ise kaçıncı günde kaç mesaj geldiği bilgisi verilmektedir. Buna göre A tam sayısı en fazla kaçtır? Mesaj sayısı bir tam sayı olmak zorunda bir günlü bir sayı olamaz. Buna göre baktığımızda birinci gün kök 14 ile kök 27 arasında diyor. Kök 14 dediğimiz sayı 3 küsür bir sayı. Kök 27 dediğimiz sayı 5 küsür bir sayı. O zaman birinci gün 4 ya da 5 mesaj gelmiş olabilir. İkinci gün ise birinci gün gelen mesaj sayısının 4'te 1 kadar. Demek ki birinci gün gelen mesaj sayısı 4'ün bir katı olacak. O zaman 5 olamaz. Birinci gün 4 mesaj gelmiştir. 4'te 1'i bir mesaj yapıyor. Bir mesaj da ikinci gün. Üçüncü gün bilinmiyor. Dördüncü gün 2 basamaklı en küçük tam kare sayı. Bu da 16'dır. 16, 4 ve 1'i topladığımızda 21. 35'ten 21'i çıkardığımızda 14 mesaj 3. güne kalıyor. Burada kök A'dan küçük en büyük sayı. 14, 15'ten küçüktür ve en büyük bir tam sayıdır. Onun için kök A sayısına ben 15 diyebilirim. Kök A 15'e eşitse 15'i kökün içine aldığımda A eşittir. 225 olarak bulunur. Yani cevap D. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.